Efendim, ne oldu? Herkese iyi akşamlar. Ne oldu? Geçen programda da bahsettiğim üzere format değiştirdi. Artık teke tek söyleşilerden çıkıp biraz daha siyasetin içine, gündemin içine gireceğimiz çok konuklu bir formata döndük. Bu anlamıyla ilk program. Bugün stüdyoda çok kıymetli konuklarım var. Tek tek tanıtayım. Bir de Ankara'da konuğumuz var. Alper Taş, siyasetçi. Alper hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Hakkı Özdal, Gazete Duvar yazarı. Merhaba. Gürkan Zengin, gazeteci. Merhaba. Hoş geldiniz. Ankara'da İlhan Cihaner olacak. Birkaç dakika içinde, belki birkaç saniye içinde Ankara büromuza oturacak. Oturacak ve konuşmamıza başlayacağız. Aslında bugün birçok konu başlığımız var. Öncelikle tabii İran meselesi çok sıcak. Kasım Süleymani'nin, yani İran'ın en önemli adamının, iki numara diye geçiyor ama bana göre hakikaten İran devletinin en simge isimlerinden birinin bir Amerikan bombardımanı sonucu öldürülmesi üzerine gelişen neredeyse 3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri diyeceğimiz boyutta bir olay oldu. Ancak bu adım adım aslında tansiyon düşmeye yüz tuttu gibi gözüküyor. Eline boyuna bunu konuşacağız. Arkasından Türkiye'de siyaseti, yeni oluşumları, Türkiye'de nereye gidiyor, 2020'de seçim var mı yok mu? Biraz bu ölçekte, biraz Türkiye siyaseti, sonra da biraz İstanbul konuşacağız. Konunun tarafları, fikir sahibi olanları masa etrafında ama gelin hemen Gürkan Zengin'e döneyim. Gürkan aslında Orta Doğu'yu çok iyi takip eden gazeteci arkadaşlardan biri. Kasım Süleymani öncelikle. Bir de senin ağzından dinleyeyim. Sen çünkü YouTube kanalında çok çarpıcı bir şekilde ifade ettin Kasım Süleymani'nin kim olduğunu. Oradan bugün anlat istiyorsan bize. Ya, Türkiye'de tabii çok tanınmıyor ama hani bölgeye çok fazla ilgilenen insan olmadığı için belki. Bu da Türkiye'nin arızalarından bir tanesi. Burnumuzun dibinde olan olaylar. Kasım Süleymani aslında bir özet yapmak gerekirse şöyle birkaç cümleyle. Yani bir ülke düşünün ki bir ülkenin ulusal güvenlik danışmanı. Amerika'da ulusal güvenlik danışmanları var. İstihbarat başkanı. İşte Türkiye'deki MİT başkanı gibi düşünün. Ve özel kuvvetler komutanı. Yani stratejist, asker, istihbaratçı, taktisyen, stratejik istihbarat yapıyor. Taktik belirliyor, sahada komuta ediyor. Hepsini şahsında birleştiren, böyle ne Arap ülkelerinde ne Avrupa'da, Amerika'da böyle bir tipoloji yok. Böyle bir profil bulamazsınız. Adam üçünü de şahsında bütünleştirmiş. Doğrudan dini liderden talimat alıyor. Doğrudan ona danışmanlık veriyor. Ve sahada politikaları, çoğunu kendisinin belirlediği politikaları sahada icra eden bir adam. Karizma, milli kahraman kıvamında. İran bir Arap devleti değil ama dört Arap başkentindeki siyaseti birinci derecede neredeyse etkiliyor. Bu Yemen'dir, Lübnan'dır, Irak'tır ve Suriye'dir. Buralarda İran var ve bu operasyonları, siyasi ve askeri operasyonları Kasım Süleymani yönetiyor. İran'ın generali ve devlet teşkilatında önemli bir adam, sahada önemli bir adam, makamında, odasında yaşamayan bir adam. Adamın öldürüldüğü yer itibariyle bile son derece anlamlı bir tablo var. Gece trafiğine bakın, Şam'dan kalkıyor, Bağdat'a geliyor, Bağdat'ta öldürülüyor. Ortada İran yok, Tahran falan filan yok. Yani kendi ülkesinden uzaklarda, uzak demeyelim ama bu coğrafyaya. Şam, Bağdat, adamın su yolu. Tabii. Buralarda yönetiyor. Dere yataklarında, vadilerde, sahalarda dolaşan, kararlar veren. Lübnan'da bir adam mı öldürülecek, suikast mı olacak? Kasım Süleymani karar verir. Irak'ta hükümet mi devrilecek veya başka bir hükümet kompozisyonu mu oluşacak? Kasım Süleymani yönetir. Amerika ile müzakere mi olacak? Diplomatların talimatlarını o verir. Ve bu başkentlerdeki İran diplomatları, büyükelçileri de talimatları Kasım Süleyman'dan alıyorlar doğal olarak. Sen şimdi kalkıyorsun, böyle bir adamı indiriyorsun. Böyle bir adamı indiriyorsun. Yani tamam, operasyonel ve yarattığı tahribat sebebiyle muarızları tarafından hedefe konulabilir, anladık ama İran devletinin Cumhurbaşkanlığına adaylığı söz konusu falan, işte Cumhurbaşkanı ol falan. Böyle bir adamı sahada, bir devletin, egemen bir devletin adamını sahada öldüren bir haydutlukta bulunuyorsun. Haydut devlet operasyonu. Başka bir şey değil. Başka bir izah ben bulamıyorum yani. Bu sahada adamı öldürüyorsun. Bunu niye yapıyorsun? İşte bu teröristi şuydu buydu falan. Yani buna kimse inanmaz. Bir sürü yeraltı ve yerüstü örtülü operasyonları yöneten adam olabilir ama kalkıp karar verdim ben bu generali, İranlı generali öldürüyorum demek akılla izah edilebilecek bir şey değil. Yani bir de şunu düşünelim. Niye bunu George Bush öldürmedi? Ondan sonraki Amerika başkanları, bunlar ikişer dönem başkanlık yapmış adamlar. Kasım Süleymani hep sahalardaydı. Onlar niye öldürmedi de Trump öldürüyor? Orta Doğu'da bir konjonktür mü değişti? Bir şey mi değişti de artık bunu öldürelim? Hayır. Amerika başına, Amerika'nın başına böyle kararları pekala alabilecek, popülist. Dengesi konusunda ciddi soru işaretleri bulunan bir adam geldi ve bu kararı veriyor. Ve bence tamamen hem
Aziz süreciyle ilgili yaşadığı sıkıntılar iç siyasette hem de yaklaşan başkanlık seçimlerinde kendisine puan kazandıracağını düşündüğü için öldürün. Kendi kişisel çıkarlarını, kendi kişisel siyasi çıkarlarını Amerika'nın sahadaki çıkarlarının önüne koymuştur adam. Öldürün kardeşim dedi. Öldürdü. Puanını da kazandı bence iç siyasette. Ama sahalarda, bu saydığım coğrafyalarda Amerika'nın başı beladadır. Amerika bu sahalarda artık eskisi kadar kolay manevra yapamaz. Irak'ı bütünüyle kaybettiğini düşünüyorum. Kaldı ki bunu söyledi, açıkladı. Bu böyle. Çekileceğini açıkladı. Bir sürü faktör. Şii milis örgütleri konsolide oldular. Safları sıkılaştırdılar. İran halkı yok, ekonomik zorluklar, şu bu falan, bu konular kapandı. İşte Moğollar rejimine karşıysanız, Moğollar rejimi düne göre, 3 Ocak'tan öncesine göre çok daha sağlam bir şekilde duruyor. Irak kaybedilmiştir. Irak parlamentosu çekil kararı vermiştir. Hükümetin ne karar vereceğini görüyor. Ama çok zor yani Amerika açısından hayat sağlığı çok daha zor. Türkiye, bunu görüyor ama buna rağmen... Peki Türkiye nerede gitsin. Duruyor bu fotoğrafta? Yani Türkiye tabii çok hassas bir tablo. Amerika, yani bu Kasım Süleymani Türkiye açısından bakıldığında da çok matah bir adam değil. Ama mesele bu değil. Bu çok enteresan, çok sakat bir uygulamanın başlangıcı olacağı için Türkiye çok rahatsız. Böyle adam öldürmeler falan kabul edilebilir bir şey değil. Artı en büyük kaygısı Ankara'nın Irak sahası çok karışabilir. Çok karışacak ve Irak'ta sadece Türkiye'ye hani tırnak içine alıp belalar gelir. Yani oradaki istikrarsızlık, oradaki çatışma, kimilerine göre konuşuruz. İşte Kürt devletinin önünü açacak, İran'a karşı Kürtleri konsolide edecek, onları birleştirecek ve yeniden Kürt devleti operasyonunu ön alacak Amerika falan. Ben çok tahmin etmiyorum, onu yapabileceğini tahmin etmiyorum. Böyle kaygılarıyla Türkiye rahatsız ve bir denge yaratmaya çalışıyor. Arabuluculuk falan demiyorum, bir denge kurmaya çalışıyor. Göreceğiz. Ama evet. Bir açıdan da Türkiye'ye manevra alanları açan bir gelişme olduğunu da söylemek lazım. Evet. Peki hemen Alper'e döneyim. Alper Taş, sen nasıl değerlendiriyorsun bu suikasti? Şimdi tabii az önce ifade etti Gürkan arkadaş. İran açısından İran'ın Kasım Süleymani hem beyni hem kalbi. Yani ortaya çıkan tablo onu gösteriyor. Hem politik yönü itibariyle, askeri yönü itibariyle, taktiksel, stratejik yönüyle beyni, İran devletinin beyni. Hem de aynı zamanda İran devletinin temsil ettiği değerleri taşıyan ve bu değerleri de İran toplumuna nüfuz ettiren bir manevi yönü olan da aynı zamanda bir insan. Yani Amerika Birleşik Devletleri, ABD emperyalizmi İran'ın hem beynini hem kalbini vurdu. Ve bunun tabii sonuçları ağır olacak. Ağır olmaya devam edecek. Aslında ABD bölgeyi kaybetmişti zaten. Yani bölgede ABD emperyalizminin bir geri çekilme süreci vardı. Bu süreç yaşanıyordu. Çünkü bütün hegemonyasını bölgede yitirdi. Yani genişletilmiş Orta Doğu projesi olarak yürüyen projenin önünde bölgede en güçlü direnci esasen İran gösterdi. Yani İran genişletilmiş Orta Doğu projesini bozan en önemli aktör oldu. Yani Yemen'de bozdu, Suriye'de bozdu, Irak'ta bozdu, Lübnan'da bozdu. Ve esasen ABD'nin bütün genişletilmiş Orta Doğu projesinin özü İran'ı tasfiye etmekti. İran'ın bölgedeki gücünü ortadan kaldırmaktı ve bunun için şer ekseni tarif etmişti. Ve bu şer ekseninin en tepedeki ülke İran'dı. Suriye'yi onun için halletmek istedi. Lübnan'a onun için müdahalede bulunmaya çalıştı. Esasen Lübnan ve Suriye üstünden İran'ı yalnızlaştırma çizgisi. Hamas İran-Suriye Şam hattındaydı. Hamas'ı özellikle Türkiye'nin gayretleriyle de o ekseninden kurtarmaya çalıştı. Ama en son görebildiğimiz kadarıyla Sünni olmasına rağmen Hamas, İslami Cihat gibi çizgiler de son saldırıdan sonra bütünüyle İran'ın çizgisine gelmiş vaziyette. Acaba ABD buradan bir vuruşarak çekilme stratejisi mi izliyor? Onu yani... aslında son saatlere bakalım Gürkan. Biraz Trump'ın az önce yaptığı açıklamaya göre ya, biraz tansiyon düşüyor gibi. Bu sabah uyandık. Yani birkaç gün öyle uyanıyoruz. Onu dedim yani Orta Doğu'da yaşıyorsanız ya bu civarda bir vatandaşsanız geceleri geç yatıp sabahları erken kalkmak lazım. Ne olacağını bilince belli değil. Bu sabah bir kalktık. Bölgesel savaş. Niye? İşte İran 2 tane füze attı. Daha doğrusu 2 Amerikan üssüne Irak'ta füze saldırısında bulundu. İşte 80 Amerikan askeri öldü diye İran televizyonlara duyurularda bulundular. Bu ne demek? Bu açık bir savaş. Yani Amerika buna böyle tepkisiz falan kalmaz. Daha ağır bir şekilde bombardıman edecek. Savaş işte filan. Fakat o haberler gelirken tabii biraz da yani şeyle ne derler? İhtiyatla karşılanması gereken haberler. Çünkü İran devletinin reflekslerinde böyle şuursuzluk yok.
Hani Trump da olabilir ama tabii yani İran kalkıp da böyle 80 Amerikan askeri bir mal Lübnan'da 80'lerde oldu. Uçurayım kaçayım. Yani böyle ne geleceğini bilir başına. Hani bir hamle yaparken karşı hamleyi hesaplayabilen bir devlet. Köklü bir devlet, geleneği olan bir devlet. Yapmaması lazım. Allah'ım emin değilim falan filan diye düşünürken nitekim birkaç saat sonra tablo yavaş yavaş netleşti. Akşam saatlerinde de Amerikalılar artık iyice açıkladılar. İlk saatlerde geldi hani bir ölü yaralı yok falan filan. Ama akşam iyice açıklandı ki gerçekten ölü yaralı yok. Ha, Trump'ın açıklamasıdır. Bu inanalım mı? Bence bu konjonktürde inanılabilir. Yani Trump ne kadar hani inanılmaz bir adam, güvenilmez bir adam olursa olsun bu konjonktürde Amerika'nın açıklamaları yani 10 askeri, 30 askeri, 80 askeri ölecek de Amerikalılar bunu öyle bir durum yok. Öyle bir dünya yok yani Amerika'da. Dolayısıyla belli ki İran bu atışları daha çok iç siyaseti demeyelim ama iç kamuoyunu rahatlatmaya dönük, o kabaran öfkeyi dindirmeye dönük olarak yapmış ama yaparken de Amerikalıların canını acıtacak şekilde yapmamış. Yani o askeri üste ya önceden haber vermiş Amerikalılar. Verdiğini söylediler zaten. Irak yani evet, söylendi böyle söylendi, haberlerde. Belli ki dikkatli, kontrollü bir hareket yapıp iç kamuoyunu rahatlatmış ama Amerika'nın da ağır bir tepkisini tetiklememiş. Hı hı. Akşam açıkladığı şeyler bu. İşte İran intikamını alamadı falan diyemiyor olacak. Hayır, İran dengeli, şuurlu bir harekette bulunmuş. Böyle bakmak lazım. Ben pardon, bu arada İlhan Bey Ankara'ya oturmuş. İlhan Bey merhaba diyelim. İlhan Cener, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi. İlhan Bey, hazır siz de oturmuşken eğer konuşmanın başından beri takip ettiyseniz ilk önce sıcağı konuşuyoruz. Yani bu malum General Kasım Süleyman'ın öldürülmesi ve bölgedeki etkiler üzerine. Sağ olsun Gürkan Zengin oldukça geniş perspektifle ve derinlikli bir analiz yaptı. Ve arkasından biz bu süreç nereye evrilir ve Türkiye'nin tepkisi ve Türkiye aslında bu pozisyonda nerede duruyor dış politikası itibariyle biraz onu konuştuk. Siz oradan bize bir kısa değerlendirme yaparsanız İran konusunda bu son gelişmeleri nasıl okuyorsunuz? Öncelikle herkes saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum tüm izleyenlere de. Aslında çok kısa süre önce Trump'ın yaptığı açıklama süreci dikkatli izleyen birçok insanın yaptığı analizi haklı çıkardı. Nedir o? Bir kere rasyonel değil ABD'nin yaptığı müdahale ve daha çok iç politikaya dönük bir hamle. Yani bu özellikle ABD'nin daha önce de başkanların ikinci dönemlerine hazırlanırken yaptıkları ve genellikle bu bayrak etrafında toplanma efekti denilen o gündemi sağlamak için aslında otoriterleşen zaman zaman bizdeki otoriter iktidarların da denediği bir dış... Biraz andırıyor değil, doğrudan öyle. Oradan öyle. Yani artık son açıklamayla zaten öyle olduğuna dair analizler yapıyorduk biz. Tanıdık geliyor yani bize. Üstelik daha ilginç bir şey daha var. İran'ın da sanki buna çok teşne olduğu gibi bir durum çıktı ortaya. Hani iyi mi olmuştur? Tabii diğer aktörler açısından, Orta Doğu'da yaşayan diğer ülkeler ve dünyanın geneli açısından belki daha doğru olmuştur ama nihayetinde uluslararası hukuk açısından ABD'nin yaptığı eylem olağanüstü tehlikeli. Eğer bir ön açıcı ya da bir emsal oluşturucu bir eylem haline dönüşürse bir devlet haydutluğunu son derece keyfi bir şekilde iç politik amaçlar uğruna meşrulaştırma gibi bir risk değerlendiriliyor, risk ortaya koyuyor. Dolayısıyla amasız fakatsız kınanması gerekir bir eylem olarak değerlendiriyorum ben Süleyman'ın öldürülmesini. Tabii ben daha çok Türkiye'ye yansımaları açısından da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar özellikle 17-25 Aralık sürecinden itibaren neredeyse uzlaşmaz bir çelişki içerisinde gibi görünen AKP ve Fethullahçı kalemlerin, ağızların, hesapların Süleymani suikasti sonrasında benzer bir mezhepçi dili kullanıyor olmalarını da çok dikkatli izlemek gerekir, dikkatli değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Yani Orta Doğu'da ABD'nin ellerde ortaya attığı Yeşil Kuşak projesinden sonra bir Sünni Hilali projesinin aslında AKP'nin de angaje olduğu, içselleştirdiği
ve son zamanlarda toplumu ikna etmeye çalıştığı o anti-emperyalist görüntünün altında aslında hiç de öyle bir bakış açısı olmadığını teşhis etmemiz gerekir ve Türkiye'ye tehlikeli yansımalarına karşı da dikkatli olmamız gerekir. Uluslararası hukukun, hukuk kurallarının çizdiği çerçeve içerisinde değerlendirmek gerekir. Tabii ki ana ekseninde bağımsızlıkçı ve anti-emperyalist bir çizgi ama içselleştirilmiş gerçekçi bir anti-emperyalist çizgi olması gerektiğini vurgulamak gerekir diye düşünüyorum. Tamam. İlhan Bey çok teşekkürler. İç siyasetle ilgili biraz sonra tekrar bir tur yapacağız. Ben en son bu İran meselesinde Hakkı'ya sözü vermek istiyorum. Hakkı Özdal, sen nasıl okuyorsun bu süreci? Ya ben şimdi hani Orta Doğu ya da özel olarak İran üzerinde hani çok çalışmış birisi olarak değil de hani yıllardır bölgede yaşayan endişeli, yer yer öfkeli bir dünyalı, Türkiye'li yurttaş olarak hani kendi nasıl baktığımı söylemek istiyorum. Hani Gürkan Bey geç kalkmak, geç yatmak ya da çok erken kalkmak dedi. Öyle görünüyor ki hiç uyumamak lazım şu ara. Süleymani'nin öldürülmesi, suikasti de çok geç saatler itibariyle gündeme girmişti. İran'ın misillemesi de öyle oldu. Ben hani konuşulanların dışında iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bir tanesi zaten bir süredir yürürlükten kalkmış gibi olan, aslında kök olarak biraz Sovyetler Birliği'nin dünya siyasetinden çekilmesiyle başlayan bir sürecin, uluslararası teamüller, uluslararası örgütler ve bunların bağlayıcılığının aslında bu tür haydutluklar ekseninde nedenli kullanılmaz hale geldiğini gösteren bir şey daha oldu bence. Bir gösterge daha oldu uluslararası açıdan. Bir başkası 2011'de Arap Baharı adıyla anılan ve aslında bütün bir Kuzey Afrika ve Arap coğrafyasında başta ekonomik sorunlar olmak üzere sömürü ilişkilerinden rahatsız çok sayıda insanın, halkların sokağa çıktığı süreçlerin çeşitli gruplar, genellikle de silahlı gruplar tarafından dejenere edilmesiyle ortaya çıkan bir süreç vardı. Bu süreç zaten Suriye'de tıkanmıştı. O sürecin hala tıkalı olduğu, aslında bir tür pat demesek bile hani bir tür çıkmaz içinde kalmaya devam ettiğini gösteren bir yeni gelişme gibi görülebilir diye düşünüyorum. Mevcut durumda evet hani bugün Trump'ın açıklamasıyla birlikte sıcak ve derhal başlayacak bir savaş tehlikesi ortadan kalkmış gibi görünüyor ama gerilim tamamen ortadan kalkmış mıdır? Yeni belki bizzat devlet eliyle değil ama çeşitli silahlı gruplar, şu ya da bu tarafa yakın silahlı gruplar eliyle yeni girişimler olacak mıdır? İsrail gibi başka ülkelerin devreye gireceği, hedef alınarak ya da bizzat kendilerine katılarak devreye gireceği yeni açmazlar ortaya çıkacak mıdır? Hani çok rahat uyumak konusunda hala endişeye sahip olmaya devam etmek gerekir diye düşünüyorum. Son bir nokta, bölge siyaseti üzerinde etkisini arttırdığını, geçmişe oranla çok daha güçlü olduğunu söyleyen Türkiye'nin Kasım Süleymani suikastinden 9-10 saat sonra bile en azından orta yolcu itidale davet eden bir açıklama yapamamış olmasını da not etmek gerektiğini düşünüyorum. Not etmek gerekli. Aynı kanaatteyim. Şimdi ben buradan yavaş yavaş aslında Türkiye siyasetine girmek istiyorum. Çünkü o örneği verirken demin aslında İlhan Bey de o örneği verdi. Bir parça Gürkan Zengin de değindi. Türkiye'de de aslında siyasetin kendi açmazları, tıkanmışlıkları üzerinden Türkiye'deki özellikle Cumhurbaşkanlığı makamından başlayarak siyasi partilerde böyle bir uçan kuşa bak şeklinde bir başka gündem değiştirme. İster bunun adını Kanal İstanbul diye koyun, ister Libya'ya asker gönderme olarak koyun. Ve buna ilişkin muhalefetin durduğu yer, ona da gelelim istiyorum. Nasıl bir tablo? Yani Türk siyasetine baktığında sen biraz daha geniş ölçekte, tamamen lokal soruyorum İran'dan çıkarak. Nasıl bir fotoğraf görüyorsun? Hem de bir yandan biraz geniş bir soru belki ama Ali Babacan'ın hareketi, Davutoğlu'nun hareketi, AK Parti'nin mevcut dağılımdaki yeri, özellikle bu Haziran seçimlerinden sonra nasıl bir Türkiye fotoğrafı? Yani baktığında iç siyasetle dış siyaset, bir kere dış siyaseti içeriden ayırmak mümkün olmuyor. Bir coğrafyanın içinde yaşıyorsunuz. Birazdan ayrıntılarına geliriz. Olağanüstü bir jeopolitik depremin yaşanmakta olduğu bir coğrafya. Yani mesela 2010 ile 2020 arasında size 5 tane olay sayarım ki geriye dönük olarak baktığınızda 30 yıl, 40 yıl bir tanesini bile oldu canım işte öyle bir şeyler de var diyemezsiniz. Bakın Arap Baharı 2010 Aralık, 2011 Mart, Bahar ve 2012'ye kadar devam etti, 2013'e kadar devam etti. Yani Arap insanının, Arap halklarının, gençlerinin, milyonlarca insanın sokaklara dökülerek 30-35 yıllık diktatörlükleri devirmesi,
hem bir ülkede değil, Mısır'da da, Libya'da da, Yemen'de de, Tunus'ta da, Suriye'de de yansıdı falan. Görülmüş şey değildi. Bu bir jeopolitik depremdi. Belki komplo teorileriyle izah edilebilir şu oldu ama bir gerçeklik var. Yani insanlar çok az çıktılar ve milyonlar halinde çıktılar. Mesela Kahire, Luxor, İskenderiye'de bir gecede 17 milyon insan sokaktaydı. 17 milyon insan. Hangi komployla izah edersiniz dedim. Rejimi değiştirmek istiyorlardı. Böyle 1979'daki İran devrimi gibi de değil. Amerikan karşıtı slogan. Diktatörlükten kurtulmak istiyorlardı. Böyle bir coğrafya. Arkasından mesela bu dediğim olay 2010'da yaşandı. Son örnek bir devlet bir başka devletin generalini suikastla öldürebiliyor. Yani böyle bir şey tarihimizde görülmüş bir şey değil. Uluslararası ilişkiler disiplininde, tarihinde, uygulamalarında böyle bir şey yok. 2016 gibi bir tarihte, 2010-2020 arası 15 Temmuz dediğiniz hikaye, bir dinsel örgütlenmenin, Fethullah Gülen örgütünün, anlıyoruz ki çok sayıda generali var ve öyle 3, 5, 7, 10 değil, 40, 50, 80 değil, 100 değil, 171 general falan, belki daha fazla, en az 171 general, hani görevden uzaklaştırılmış oldukları için, haklarında hükümler falan verilmiş olduğu için söylüyorum, bir ülkenin bütün generallerinin yarısı bir dinsel örgütlenmeden ve onun liderinden emir alabiliyormuş ve bu adamlar aldıkları bir emirle askeri darbeler yapıp parlamentoları bombalayıp, böyle bir şey duydunuz mu, gördünüz mü, olacak iş mi yani? Böyle bir şey yaşanıyor yine bu coğrafyada. Bir devlet 1997'den beri terör örgütü diye tanıdığı, kabul ettiği bir örgüte ve bu devlet NATO'nun lider devletidir. Küresel dünyanın en önemli, en güçlü devletidir. NATO'nun lideridir, Türkiye'nin müttefikidir ve bu devlet 97'den beri terör örgütü olarak gördüğü bir yapıya 30 bin tır silah veriyor. Bunu gördünüz mü, duydunuz mu? Böyle bir şeyler oldu mu yani? Bir gazeteci, uluslararası bir gazeteci, Washington Post yazarı, kendi ülkesinin İstanbul'daki konsolosluğunda boğazlanıyor, gövdesi, başı, kolları, bacakları doğranıyor, cesedi yok ediliyor. Böyle bir şey gördünüz mü mesela? Son 30 yılda 40, böyle bir şey, adam öldürülür, gazeteci öldürülür, faili meçhul, böyle bir şey gördünüz mü? Böyle şeylerin yaşandığı bir 10 yıl yaşıyoruz ve bu 3 gün önce yaşanan Kasım Süleymani cinayetiyle de anlıyoruz ki devam ediyor. Şimdi konjonktür bu, dolayısıyla sen bana iç siyasetten oluyor dediğin zaman ben bu soruyu... Hani, bir de Gezi var bu arada. Gezi olabilir. Gezi gibi olaylar hani tarihte görülmemiş falan. Türkiye açısından, Türkiye yani? Açısından bir anca büyük bir kırılmaydı. Ben öyle görüyorum Gezi'yi. Yani Gezi sürecini de aynı şekilde ben sıradan bir olay olarak göremiyorum. Çünkü artık ümit kesilen bir genç kuşağın sokağa çıkıp biz varız demesi ve bunu özellikle siyasetin bunu komplovari izah ediyor olması. Ama pratik olarak sokakların Türkiye'de ilk defa sokağa çıkıp bir şeyleri değiştirmek isteği olarak görüyorum. Neyse ben senin lafını kesmiş olayım. 70'lerde, 80'lerde Alper Bey daha iyi bilir. 80'lerde değil ama 60'larda, 70'lerde İçeride. Böyle eylemler var. Böyle olaylar vardı. Bilemiyorum artık ne kadar kıyaslanabilir ama böyle bir jeopolitik tablo ve bölgede yaşıyoruz. Coğrafyamız kesinlikle hayatımızdan soyutlayabileceğimiz bir şeydi. İç siyasetimizden soyutlayabileceğimiz bir şeydi. Benim kanaatim şudur. Türkiye öyle bir coğrafyada duruyor ki bir takım başka ülkelerle birlikte dış dinamikler Türkiye'de iç dinamiklerden daha fazla hayatımızı belirliyor. Yani 12 Eylül 80 darbesi Kerem Paşa'nın darbe yapayım hevesiyle bir sabah kalkmasıyla olmamıştı. Bunun gibi. Bir bölgede bir şey oluyor. İşte Afganistan işgal ediliyor. İran halk devrimi oluyor, İslam devrimi oluyor falan. Ve burada generaller dış dinamik içeriği belirliyor. Bugün de böyle bir şeyler oluyor. Ha bu içeride bir şeyler olmadığı gerçeğini değiştirmiyor. Ben 2013'ten sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın siyasete, ülkeye bakışında bir takım değişmeler olduğunu, şu veya bu etkiyle ki bu Fethullah Gülen örgütünün yıllara sari etkilerinin de burada rol oynadığını düşünüyorum. Muhakemesinde, meselelere bakışında, topluma bakışında, siyasete bakışında olumsuz yönde değişimler oldu. Dış siyasette meşruiyet zemininde Türkiye'yi yani toplumsal konsolidasyon yönünde Türkiye'yi savunma daha doğru ifade Türkiye'yi savunma yönünde bir politika geliştirdiğini düşünüyorum. Toplumsal meşruiyetini ağırlıklı olarak dış politikadan aldığını düşünüyorum. PKK ile mücadele ederken, Fethullah Gülen örgütüyle mücadele ederken, Amerika'nın yaptığı haksızlıklara karşı çıkarken, Avrupa'nın Türkiye'ye yaptığı... Buralarda ben dış politikanın AK Parti'ye oy kaybettirdiğini değil, oy kazandırdığını, meşruiyet zemini sağladığını düşünüyorum. Ama iç siyasette 2013'ten, 2015'ten sonra, hatta 2016'dan sonra yatacak yeri olmayan bir politika izlediğini görüyorum.
özgürlükler meselesinde, hukuk devleti ihlalleri konusunda, kişi hakları, aklınıza gelen bütün iç siyaset meselelerinde daralma, bir üzülme, böyle bir otokratik çizgi benimsenmiş durumda. Ve bu ona oy kaybettirdiğini düşünüyorum. Bu ona ve bu partisine oy kaybettirdiğini düşünüyorum. Daralmalarda da gördük. Artı Tayyip Erdoğan, sen de tanırsın. Hani 2000'li, 2013-15 o tarihlere kadar niye kaybettiğini görür, tedbir hemen alır. Hemen pozisyon alır. Pozisyonunu değiştirir. İşte anketlere sürekli geliyor gidiyor falan. Aynen. Ben 2016'dan 2017'den sonra Tayyip Bey'in artık bu tablolar karşısında çözüm üretemediğini düşünüyorum. 2017'de İstanbul ve Ankara referandum oylamalarında hayır oyu çıktı. Doğru mu? Az bir farkla da olsa Ankara ve İstanbul hayır dedi. Doğru. Tayyip Bey onun mesajını almadı. Daha önce alıyordu. Herhangi bir hamle yapmadı. 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Haziran hem bir genel seçimdi hem de Cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Evet, MHP'nin de desteğiyle %52 oy aldı ve ilk turda seçildi. O büyük bir başarı olarak algılandı. Ama o seçimde AK Parti'nin kendi oyları 8 puan düşmüştü. Tayyip Bey buna dönüp bakmadı. AK Parti elitleri buna dönüp bakmadılar. %52 ile ilk turda aldık dediler. Hayır, 8 puan partinizin oyu düşmüştü. Ona bakmadılar. 31 Mart'ta millet büyük şehirleri AK Parti elinden aldı. Ama AK Parti ve Tayyip Erdoğan yine dönüp niye biz büyük şehirleri kaybettik demedi. 2017'deki referandumda Ankara, İstanbul niye kaybettik demedi. 8,5 puan oy niye geriledi demedi. En sonunda 31 Mart'ta büyük şehirler niye elimizden gitti demedi. Ne dedi? Ya İstanbul'u çok az bir oy farkla kaybettik. Bunu yenileyelim havasına girdiler. Daha ağır bir darbe. Bunların hepsi o sürecin yansımasıydı ve geldiğimiz noktada elinde sadece dış politika olduğunu düşünüyorum. Yani ekonomiden anlamıyorum açık söyleyeyim. Ekonomi şöyle gidiyor, böyle gidiyor. Sokaktaki tablolar ve şikayetler üzerinden ortada bir analiz yapmak mümkün ama bir daralma hali. Ama dış politikada da bu ağır saldırılar, riskler konuşuruz. Tam karşısında bir pozisyon alışı var ve ben toplumsal meşruiyetini ağırlıklı olarak oradan aldığını düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet Alper Taş, sen bu şimdi fotoğrafa ilk, evet, ilk bölümden biraz almak istiyorum ben. Tamam. Biraz sözüm kısa oldu o ilk bölümde. Şimdi arkadaşlar da değindi. Bugün gerilen safhada ABD ile İran arasında gerilimin düştüğü, işte bildik manada bir savaşın gelişmeyeceği gibi bir rahatlama içerisine girdik. Ama savaş zaten süren bir olgu. Ve daha da sürecek. Yani savaş, yani 3. Dünya Savaşı kavramını kullanan aslında bir 3. Dünya Savaşı yaşanıyor. Bu 1. ve 2. Dünya Savaşı gibi bir savaş değil. Yani belirli cephede, belirli yerde, belirli orduların karşılıklı olarak birbirleriyle savaştığı bir savaş olmaktan çıktı. Çok değişik aktörlerin çok değişik yerlerde, sahalarda vuruştuğu, kavga ettiği, çatıştığı bir düzleme kaymış. Şimdi bunun arka planındaki olguya bizim bakmamız gerekiyor. Eğer o olguyu iyi açığa çıkartamazsak, vurgulayamazsak bu savaş gerçekliğini göremeyiz. Savaş neyin ürünü? Krizin ürünü. Kriz kimin krizi? Emperyalist kapitalist sistemi krizi. 2008'den bu yana özellikle büyük bir kriz içerisine girdi kapitalist sistem, finans sistemi. Ve bu krizden çıkabilmiş değil. Doğal olarak bütün paylaşım kavgaları, bütün savaşların arka planında kriz var. Ve emperyalist kapitalist sistem krizi aşmak için savaşı her zaman son noktada bir tercih olarak dile getirir. Büyük bir paylaşım kavgası içerisinde bugün dünya. Yani yeniden kaynakların paylaşımı, bölgelerin paylaşımı ve hegemonik güçler çeşitli. Yani tek faktörlü bir dünya, tek egemen bir ülkenin tek egemenliği üzerine oturmuş bir dünya, emperyalist kapitalist sistemi de yok. ABD bir blok, işte Avrupa Birliği düşünülebilir. Çin-Rusya olgusu. Yani büyük bir hegemonya kavgası var. Ve Türkiye'de bu hegemonya kavgasının içerisinde ki bu hegemonya kavgasının ana merkezi Türkiye'nin içinde yer aldığı coğrafya. Ve doğal olarak bu çatışma devam edecek. Çünkü bu kriz devam edecek. Şimdi insanlık bu krizden nasıl kurtulur? Emperyalist kapitalist sistemin karşısında bir dayanışma eksenli, paylaşım eksenli yeni bir sistem, yeni bir adil bir düzen, bir sol, sosyalist düzen inşa ederse bu emperyalist kapitalist paradigmanın dışında yeni bir uygarlık
ifade ederse ancak bu savaşlar ortadan kalkabilir. Şimdi Türkiye'nin buradaki pozisyonu şu. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın içerisinde yer almadı, uzak durdu. Yani 2. Dünya Savaşı'nın oluştuğu konjonktürde paylaşım savaşının dışında kaldı. Ama şu an AKP'nin önderliğindeki Türkiye maalesef bu yeni paylaşım savaşından pay kapma uğraşı içerisinde giren ve bir tür Envercilerin yaptığı manada yayılmacı, özellikle eski Osmanlı coğrafyasında hak iddia ederek bunu da bir ideolojik eksene, bir mezhepsel eksene de oturtarak doğal olarak kurulduğu sürecin belirli bir evresinden sonra AKP bir yayılmacı, mezhepçi siyasetle bu bölgesel kapışmadan bir bölgesel aktör olarak güç almaya, kaynak yaratmaya çalışıyor ve buradan zenginleşeceğini düşünüyor, buradan Türkiye'yi büyüteceğini düşünüyor. Şimdi yapılması gereken aslında Türkiye'yi böyle bir paylaşım kavgasının dışına çıkarmaktır. Türkiye böyle bir paylaşım kavgasının içerisine girerek aslında Dimya'da giderken evdeki bulgurdan oluyor. İşte Suriye, en basiti Suriye. Şimdi aynı olayı tabii Libya'da yaşıyoruz. Şimdi sonuçta Türkiye'nin şu an en temel meselesi, Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'nin bağımsızlığı açısından en temel mesele bu mezhepçi ve siyasal İslamcı ideolojik anlayıştan kurtulmak. Eğer Türkiye bu ideolojik anlayıştan kurtulamazsa, bu siyasal İslamcı rejimi yenemezse, Türkiye'yi dış politikada çok büyük belalar bekliyor. Bu belaların çok çok çoğu ötesinde büyük belalar bekliyor. Ekonomi manasında daha büyük işsizlik ve yoksulluk bekliyor. Ahlaki manada daha büyük bir çürüme bekliyor. Ekolojik manada daha büyük bir tahribat bekliyor. Yani Türkiye'yi bu anlayışın getireceği yer daha büyük çürüme ve tükenmedir. Buradan Türkiye'yi kurtarmamız lazım ve Türkiye doğal olarak Türkiye'yi bu paylaşım kavgasının dışından kendi sınırlarını, kendi güvenliği, kendi sınırlarının içerisinde kaynakları eşitçe paylaşan, komşularıyla barışçıl bir siyaset yürüten, içeride barışı ve sosyal bir devleti inşa eden bir siyasete doğru Türkiye'nin evrilmesi gerekiyor. Türkiye'nin sınırlarının güvenliği, sınırın ötesinde başlar siyaseti, aslında bu siyaset tarihte örnekleri çok olan bir siyasettir. O ülkeyi büyük belalar başını örmüştür. Türkiye'de izlediği bu dış politikayla büyük belalar başını örmektedir. Aslında AKP'nin çözülmesinin nedeni, ben biraz Gürkan'dan o konuda biraz farklı düşünüyorum. Yani esasen dış politikada başlangıçta daha iyi bir yerdeydi AKP. Yani şöyle bir iddia ile ortaya çıkmıştı. Sıfır sorun komşularla. Ve değişik çelişkilerde, ülkeler arasında uzlaşmalarda devreye girebilir. Öyle de ne hale geldi? İşte bunu demek istiyorum. Yani devreye girme kapasitesi olan bir insandı. Şimdi ne zaman döndü diyorsunuz, dönüştü diyorsunuz? Özellikle 2007'den sonra, yani Cumhurbaşkanlığı seçimini bu Gül'le beraber... Sistemle beraber diyor. Yani sistemi, yani belirli bir noktada uzlaştılar. Yani soldan belli isimleri bile kendi hegemonyalarını inşa etmek için aldılar, ittifak yaptılar. Avrupa Birliği ile ittifak yaptılar. Aslında bir tür takiye yaptılar ve bir noktadan sonra eski sistemin güçlerini yendikten sonra gerçek siyasal yönelimlerine girmeye başladılar. Ve 2007'de Abdullah Gül'le başlayan, evet, onun Cumhurbaşkanı seçilmesiyle başlayan bir süreçten itibaren AKP gerçekten dış politikada mezhepçi, yayılmacı, alt emperyalist, Davutoğlu efekti aslında bahsetti. Davutoğlu Gül Erdoğan arasında aslında, yani birazdan konuşuruz. Yani şu an gelinen aşamadaki çelişkilere çok bakmamak lazım. O iktidar kaynaklı sorunlardır. İdeolojik mantalite ve perspektif ve izlenen siyaset bağlamında baktığında aslında hepsi aynı torbaya dolduracağın fikirler. Ve hepsinin üçünün de, Davutoğlu'nun da, Gül'ün de, Erdoğan'ın da hemfikir olduğu bir siyaset inşa edildi ve Türkiye'yi bugüne taşıyan ve bugün büyük sorunların içerisine sokan aslında bu 2007'den itibaren özellikle gelişen, daha da belirgin olan bu siyasal İslamcı anlayış oldu. Ben hemen İlhan Bey'e dönmek istiyorum. İlhan Bey, Türkiye'de aslında deminden beri konuşa geldiğimiz Türkiye'nin açmazı ortada. Hem Gürkan'ın bence yani veciz bir şekilde ifade ettiği gibi Türkiye coğrafyası itibariyle dış politikadan bağımsız düşünülemez ve Türkiye'de siyaset tıkanmıştır. Özellikle
en tepede artık bu fotoğrafı okuyamayacak hale geldiği gayet açıkça ortada. Alper de bir başka eksenle bunu söylüyor. Biz bunu buradan çıkamayız. Hani aslında sandıkta çözüm diyor. Siz de Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan bir siyasetçi olarak, bir hukuk adamı olarak sizin zaviyenizden siz nasıl görüyorsunuz bu fotoğrafı? Özellikle Alper Taş'ın dünyadaki belki de müesses nizam olarak adlandırabileceğimiz mevcut ekonomik ve uluslararası ilişkiler paradigmasının sorunun yansımaları olduğuna dair benim okumam öyle oldu, yorumum öyle oldu. Tespitleri çok kıymetli buluyorum. Yani bunların ürettiği bir şeylerin yansıması aslında. Yani sadece bunu işte X ülkedeki işte Y politikacıya bağlayarak aslında açıklamamız çok doğru olmayabilir. Dolayısıyla neyle mücadele edeceğimizi, neyi değiştirmemiz gerektiğini iyi teşhis etmemiz lazım. Tam da burada ortaya çıkan, işte biraz önce isimleri geçen, yeni gibi ortaya çıkan figürlerin de ciddi bir sorgulamaya tabi tutulması lazım. Yani bunlar hangi koşullarda ayrıldılar? Neyi yeni olarak neyi söylüyorlar? Neyi eleştiriyorlar? Ve geçmişteki sorumlulukları nedir? Bunları da bence görmemiz lazım. Eğer kökendeki bu eşitsizlikleri, savaşları, yoksullukları üreten sistemi sorgulamazsak bir çözüm bulmamız da mümkün değil. Dolayısıyla biraz daha temele gitmemiz gerekir. O da işte belki biraz önce Hakkı Bey'in de geçerken değindiği uluslararası alanda var olan ilişkiler bütünü, kurumlar, belki de krizleri çözmek için oluşturulmuş yapıların tamamının aslında bir çöküşüne şahitlik ediyoruz dünyada. Onun için ben tam de bu noktada şunu sormak istiyorum. Solu çağırdığını, yani solu Marco, çağırdığını deminden beri Marco Düzey'de duyabiliyor musunuz? Deminden beri aslında Marco Düzey'de sorunun ne olduğunu koymaya çalışıyoruz. Aslında gerçekten hem bölgesel düzlemde hem yerel düzlemde evet bir sıkıntı var ve eğer Türkiye özelinde konuşuyorsak halkımız, vatandaş her neyse nasıl tanımlarsak tanımlayalım aslında Gürkan'ın söylediği gibi mesajı verdi iktidara. Yani 2000'lerden, 2001'lerden beri taşıya geldi ve her seçimde büyük oylarla desteklediği iktidara erite aslında bu noktaya geldi. En son Haziran seçimlerinde İstanbul özelinde gördüğümüz fotoğraf buydu. Yani aslında bir siyaset tıkandı ve yeni bir açılım istiyor Türkiye. Fakat baktığımızda Marco Düzey'i bir yana bırakırsak bu yeni kırılma 6-7 aylık bir şeyden bahsediyoruz. Türkiye'de mesela sol bu anlamıyla bir siyaset üretebiliyor mu? Bir yeni soluk yaratabiliyor mu sizce? Yani işte tam bu nokta aslında önemli benim için. Yani evet sağ siyasetin geldiği nokta belli. Kendi içinde kırılmalar oluyor. Tıpkı Adalet Partisi, Demokrat Parti ve vesaire olduğu gibi, DYP süreçleri olduğu gibi. Ama şimdi ilk defa Özal yıllardan beri ilk defa AK Parti içinde de ciddi bir kırılma söz konusu. MHP desteğiyle ayakta duran bir fotoğraf var ama sola baktığımız vakit fotoğraf ne? Yani çok öteden beri tam da bu kırılmayı tarif eden, aslında nerede durulması gerektiğini işaret eden hemen hemen değişik sol çerçevesi şemsiyesi altında değerlendirebileceğimiz partiler içerisinde ya da doğrudan doğruya sol sosyalist olarak kendisini tanımlayan partiler içerisinde bu fikirlerini söyleyen, doğruyu işaret eden bence bir sürü yapı var tabii. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamlar, koşullar, işte iktidarın toplumsal bu ilişkilere nüfuz etme kabiliyeti maalesef bunların çok fazla kendisini toplumun geneline iletme olanağını ortaya koymadı. Bence şimdi tam buna dair bir fırsat var. Çünkü tüm iddialarıyla çökmüş, tüm topluma vaat ettiği vaatlerin hiçbirini neredeyse gerçekleştirememiş, çökmüş bir yapı var karşımızda. Bence burada solun artık bir vicdani ve etik çıpa olmaktan çıkıp doğrudan doğruya iktidarı hedefleyen bir çerçevede artık konuşması lazım. Yani tam da bugünkü yıkımın, çürümenin sorumlusu olan aktörler üzerinde onlarla mutabakat ya da ittifak arayarak değil, tam tersi cesaretle yeniyi bu yıkımı bir yandan teşhis edip öte yandan da çıkışı gösteren bir cesaret içerisinde iktidar perspektifiyle hareket etmesi lazım.
bugünkü koşullarında buna çok elverişli olduğunu düşünüyorum. Ve buna dair sanırım hem örgütlü yapılar içerisinde hem toplumun içerisinde yavaş yavaş hiç beklenmedik anlarda bir kıpırdanma var. Bunun önümüzdeki dönem içerisinde çok fazla zaman kaybetmeden bence güçlü bir harekete dönüşmesi de kaçınılmaz olarak görünüyor. Tamam. Peki ben hemen Hakkı Özal'a dönmek istiyorum. Hakkı özellikle AK Parti siyasetine dair yani gözlemler itibariyle söylüyorum. Çok kıymetli arka arkaya yazılar yazıyorsun. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktadan hani konuyu çok da dağıtmadan bir AK Parti'nin erimesi, iki sokağa baktığında sosyalist sol veya solun kendi içinde nasıl bir fotoğraf görüyorsun, ne yapmak gerekiyor? Tam bu fırsat alanı var mı yok mu? Varsa ne yapmak gerekiyor üzerinde söylüyorum ve tabii belediyelere geleceğim şimdi. Ya bence hani bu soruyu yanıtlayabilmek, kapsamlı bir yanıt verebilmek için Adalet Kalkınma Partisi'nin ortaya çıkış ya da siyasal iktidarı ele geçiriş sürecine ilişkin çok kısacık bir hatırlatma yapmak lazım. Bugün üzerinde durduğumuz minder, İlhan Bey'in çok haklı bir endişeyle doğru tespit ettiği ve genellikle bütün köşelerinde sağcıların durduğu minder esasen 12 Eylül 1980'de kuruldu Türkiye'nin önüne. O zaman kurulmuş bir siyasi minder. Erdoğan bunun üzerinde çok önemli değişiklikler, mevzuata ilişkin, yapısal, idari kısımlarına ilişkin çok önemli değişiklikler yaptı. Sistemi, rejimi değiştirmiş gibi görünen, algılanan bazı değişiklikler yaptı ama esasen üzerinde konuştuğumuz, didiştiğimiz şey 1980'de kurulan bir verili düzen. Bu düzen Türkiye ekonomisinin neoliberal ilkeler etrafında yeniden yapılanmasını, çok yaygın ve hunharca bir özelleştirmeyle kamu varlıklarının elden çıkarılmasını, emeğin mevcut bütün kazanımlarının ortadan kaldırılmasını, mevcut tüm emek örgütlülüklerinin ve sol örgütlülüklerinin cebir yoluyla, zorla ortadan kaldırılmasını içeren bir sistemdi. 1990'larda Kürt sorununun da etkisiyle, bölgedeki şiddetin de etkisiyle bir çıkmaza saplanmış durumdayken bu sistem özellikle büyük kentlerin varoşlarında, banliyölerinde bir İslamcı hareket ortaya çıkmaya başladı. Bunlar sol söylemi, aslında solcuların fiziken ortadan kaldırıldığı sol söylemi kullanarak, örneğin adil düzen. Adil düzen belki bizim en çok gördüğümüz, tanık olduğumuz, en popüler olan simgeydi ama o dönem işte Sultanbeyli'de, Samandıra'da, Kartal'da, Pendik'te, Bağcılar'da, Esenler'de akademik çalışma yürüten arkadaşlardan, onların yazdıkları kitaplardan biliyoruz ki gündelik hayatta adil düzenden çok daha kapsamlı bazı bölüşüm ilişkilerine gönderme yapan ifadeler ve politikalar kullandılar. Bu Adalet Kalkınma Partisi'ni başlangıçtan itibaren neredeyse yakın zamana dek yoksullarla arasında bir köprü varmış gibi, yoksullarla arasında bir siyaseten temsiliyet ilişkisi varmış gibi bir pozisyon yarattı. Bu yanıltıcı bir pozisyondu ama yoksulların da solun olmadığı, güçlü bir sol muhalefetin olmadığı koşullarda Türkiye'li emekçilerin de kısmen gönül indirdiği bir pozisyondu. Şimdi bir süredir bu ortadan kalkıyor. Bence asıl mesele bu. Çok kısacık yine bir şey söylemek istiyorum. Mesela üç büyük gücü vardı bence Adalet Kalkınma Partisi'nin bu hegemonik iktidarı boyunca. Bir tanesi iç siyasi kutuplaşma. Türkiye'deki temel meseleleri bir kimlik kavgası gibi tevil ederek görece daha zayıf, işte toplumun zenginliklerinden faydalanan bir eliti işaret ediyormuş gibi bir toplum kesimini işaret ederek bir iç siyasal gerilim yaratmak. Bunun baş aktörü Cumhurbaşkanı Erdoğan idi. İkincisi özellikle ucuz kredi ve dolaşan fazla paradan faydalanan bir borçlanma ekonomisi. Bunun baş aktörleri Babacan, Mehmet Şimşek gibi şimdi bugün üzerinde konuştuğumuz kişilerdi. Üçüncüsü bu ikinciyle ekonomik kredi olanaklarına kavuşmayla çok bağlantılı olan kimi zaman biz Orta Doğu Projesi'nin içindeyiz, onun temsilcisiyiz söylemlerine kadar varan bir uluslararası ilişkiler siyasetiydi. Bunun içinde evet yayılmacı bazı yanlar da vardı. Zaten Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun hani kitabıyla da yayınlanan kitabıyla da ortaya çıkan bir stratejisinin ürünüydü. Orada da Gül ve Davutoğlu, dış siyasette de Gül ve Davutoğlu baş aktörlerdi. Şimdi bu beş aktör aşağı yukarı Babacan, Şimşek, Gül, Davutoğlu ve Erdoğan aslında Adalet Kalkınma Partisi'nin Türkiye'deki hegemonik nüfuzunu yaratan beş aktörün en güçlüsü bir tarafa takılmış durumda. Zaten bu biraz kaçınılmaz bir şey oldu. Oradaki mıknatıslanma, Erdoğan etrafındaki aşırı güç temerküzü diğerlerini biraz dışarıya zaten itmişti. Ama onlar kalan dördü iki farklı kulvarda başka güçler ve siyasi ilişkilerle birlikte elbette. O gidişatın aslında bir tıkanmaya doğru gittiğini görerek yeni bir yol aramaya, daha doğrusu eski yolu yeni bir yol gibi göstermeye
çalışmaya başladılar. Toplum üzerinde ne kadar büyük etkisi olur bunu zaman gösterecek ama ben hani tek başına Erdoğan'ın yerine tek başına iktidar olacak bir gücü etrafında toplayabileceklerini düşünmüyorum. Alacakları küçük oylar Adalet Kalkınma Partisi'nin seçim yeni getirdiği, bizzat kendiliğiyle getirdiği seçim ve iktidar olma denklemlerini etkileyebilir, zarar verebilir. Tam da bu koşullarda İlhan Bey'e katılıyorum. Türkiye bir başka yol aramak, yordam aramak yerine kendisine geçmişin aktörleriyle bir aritmetik bir araya gelme, bir katman katman üst üste gelme yolunu arıyor ve arayacak gibi görünüyor. Burada sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Peki. Kısa bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra tekrar devam edeceğiz efendim. Evet, Alper Taş, Hakkı Özdal, İlhan Caner ve Gürkan Zengin'le sohbetimize devam ediyoruz. Oldukça geniş perspektifle konuşmaya çalışıyoruz. İran'dan girdik. Bölge politikaları derken merkezi konuşuyoruz, siyaseti konuşuyoruz ama aslında çok da kritik bir yere geldik. Demin aslında laf bir parça AK Parti içindeki Hakkı'nın çok doğru şekilde ifade ettiği gibi üst üste konma ifadesini kullandı Hakkı. Hemen ben gene sırayı bozmayayım. Gürkan Zengin'e sözü vereyim. Gül ve Davutoğlu bu bir yanda. Yani Gül derken aslında Babacan ve Davutoğlu. Anketler ortada. Bir takım anketler geziyor. Sen oradan girelim. Nasıl görüyorsun o tarafı? Yani bu AK Parti'deki erim edemiyorum ama küçülme, oylardaki gerileme, bu devam eden bir trend. Bir gün Davutoğlu'na bir televizyon yayınında bir gazetecilerle birlikte sorduğum soru şuydu. Yani bir 2 puan bile alsanız ve AK Parti iktidardan düşürme şansınız var bu sistemde. Bunun yaratacağı o kendi mahallelerinizde işte muhafazakar dünyanın seçmenleri için yaratacağı bir travma da olabilir. Bir vebal olabilir. 2 puan aldın, işte sen de Tayyip Erdoğan, AK Parti, neyse bu iktidardan düşüreceksin. Mesela bir CHP, bir HDP, böyle bir karşı blok, ne dış politikada ne iç siyasette pek çok alanda görüş birliği içinde olmadığınız bir başka blok iktidara gelecek. Bunu taşımaya hazır mısınız? Bunu size sorarlar. O da dedi ki, doğru, böyle bir tablo ortaya çıkabilir ama ben siyasete girmesem, aynı şey Babacan Gül için de geçerli. Biz girmesek, bu topa girmesek, bu AK Parti acaba %50 artı 1'i geçmiş yıllarda olduğu gibi alabilecek mi? Şu andaki oyu %50 artı 1 mi? Baktım o da gayet mantıklı bir cevap görünüyor. Yani dolayısıyla bu erime var ve bir şekilde durur mu? Ben bu saatten sonra pek fazla durabileceğine de ihtimal vermiyorum açıkçası. Ha, Gül ve Babacan ve Davutoğlu hareketlerini yapabilir. Rakamlar falan, kamuoyu araştırmaları yapılıyor ama ben anlamlı bir oy, ya şöyle diyelim, AK Parti'nin oyu işte 35 ile 45 arasında mı? Veya 40 ile 50 arasında mı? Her neyse. Onun yerine geçecek değiller. Birlikte de geçecek değiller. Ama herhalde 1-2 puan, herhalde 5-6 puan, biri diğerinden 2-3 puan alacaktır. Ve ikisinin birlikte alacağı oy toplamı herhalde ne diyelim 3 ile 10 arası olur. Veya 3 ile 7 arası olur. 1 ile 2 arasında olsa ne olur? Sonuçta yeni sistem itibariyle sonuç üretici. Tabii. Bir tablo var yani. Dolayısıyla bunu nasıl aşacaklarını, hangi siyasi mühendisliklerle halledebileceklerini der açısından söylüyorum. Doğrusu merak ediyorum, göreceğiz. Ama çok yüksek oy oranlarına ulaşabileceklerini AK Parti dururken, Tayyip Erdoğan yaşarken, siyasetteyken mümkün olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Yani öyle %20'ler, %30'lar, %35'ler falan. Ama mesele sen de ifade ettin, mesele burada ne kadar çok almak değil. Bu yeni dönem itibariyle, tabii, bu yeni sistem itibariyle 3 puan aldığınız zaman sonuç üretiyorsunuz. Nasıl bir şey olur? Yani bir siyasi, eskiden koalisyonlar olurdu, koalisyon protokolleri olurdu. Öncesinde bu tarz işbirlikleri, konu bazlı, yasalar bazlı, program reform bazlı bazı uzlaşmalarla mı gidilir? Kim kiminle ne yapar bilmiyorum ama bu bir risktir AK Parti açısından. Ama tek başlarına bir varlık, hani anlamlı bir siyasi bütünlük oluşturacaklarını çok fazla düşünmüyorum. Gül ve Babacan hareketinin arkasında biraz uluslararası destek de olduğunu zannediyorum. Benim gördüğüm o. Aralarındaki belki en temel fark o. Yoksa baktığın zaman Babacan'ın söyledikleriyle Davutoğlu'nun söyledikleri arasında öyle çok fazla bir anlamlı bir fark yok. Neyi, neden bir arada olmadıklarını da izah etmek pek mümkün değil. Belki Türkiye'nin bir takım mikro dinamikleriyle izah edilebilir. Yoksa makro, politika, reform, şu bu falan değil. Babacan'ın ağzında bir metot farkımız var. Yöntem farkımız var. Ne demek istediğini anlatamıyor. Orada farklı şeyler devrede. Onu anlıyorum yani. Bu böyle. Ama asıl sorun, ben de Hakkı Bey'e katılıyorum, böyle bir tablo ortada,
siyaset sahnesi yeniden kurulacaksa, 17 yıllık iktidarın alternatifi olarak onun içinden doğan parçaların konuşulması biraz abesle iştigal Türkiye'de. Burada sol meselesi gündeme geliyor. Türkiye'de sol, sosyal demokrat ama Avrupa tarzı sosyal demokrat bir sol partimizin olmadığını düşünüyorum. Türkiye'de herhalde üç şey hiç olmadı. Bir tanesi ayakları yere basan hakkaniyetli bir adalet sistemi olmadı. Özgür bir medya olmadı. Ve bir de sol partimiz olmadı. Hani sol partilerimiz binlerce var da, yani ben topluma nüfuz eden, sonuç üreten, siyaseti etkileyen, iktidara gelen, giden, sorgulayan, etkili, anlamlı, ayakları da bu toprağa basan, o anlamda büyük bir kitlesellikle de iktidarları zorlayan bir politik hareket olarak sol görmedim. Bülent Ecevit'in 1970'lerin sonundaki hamlesinin dışında kitlelere nüfuz etmiş, bir etki etmiş, iktidarları ürkütmüş, onu değiştirmiş halk hareketleriyle. Yani ben bu halkın solla bir sorun olduğunu, sol zihniyetle anladığımız anlamda, siyasi terminolojideki, siyasi literatürdeki anladığımız anlamda solla bir problem olacağını düşünmüyorum. Özgürlüklerle olsun, adil paylaşımla olsun, hak, hukuk bunlarla. Ama Türkiye'de benim asıl, yani Alper Bey buradayken sol üzerine laf etmek bana düşmez ama hadsizlik yapalım. Ama niye Türkiye'de özgürlükçü bir sol yok? Özgürlükçü bir sol yok. Kritik kavşaklarda, kritik dönüm noktalarında, askerin devrede olduğu zamanlarda niye meşruiyet zemininde kalan bir sol yok? Bence yok medyamız yok, yok şu yok, bu yok falandan ziyade bu tür kritik dönemeçlerde solun aldığı tavırların toplum karşısında, toplum gözünde nasıl değerlendirildiğini görmek. Solun bir öz eleştiri yapması, yeni bir sol nasıl olacaksa ama Avrupa tipi, sosyal demokrat, Avrupa sosyal demokratı ama Türkiye zemininde iş yapan anlamlı şey. Niye sorun oluyor bu? Bu niye çözülemiyor? Ben gerçekten anlamıyorum. Hemen soralım. Ama çözüm buradan çıkmalı. Tamam. Alternatif buradan çıkmalı, o açık. Hemen soralım. Mümkünse. Yani özellikle son seçimlerde ciddi anlamda Beyoğlu özelinde heyecan yarattı Alper Taş'ın adaylığı ve bence çok önemliydi Cumhuriyet Halk Partisi ile ÖDP'nin bir araya gelmesi. Ve çok küçük bir oyla, yani 7000 oyla Beyoğlu'nu alamadınız. Ve eminim ki onun bütün hesapları, kitapları yapılmıştır ama şimdi de ÖDP isim değiştirdi ve sol parti olarak ortaya çıktı. Hakikaten Gürkan çok doğru, veciz bir şekilde ifade etti. Sen şimdi Gürkan arkadaşın söylediğinin şöyle bir doğruluk payı var. Bugün Türkiye'de bir sol boşluk var. Yani bunun adını net olarak koyalım. Yani aslında AKP çözülmüş, bitmiş. Eski tabiri caizse ölmüş ama yeni yok. Yeniyi yaratabilmiş değiliz. Yeni doğmuş değil. Şimdi bu siyasetin çelişkisi. Aslında burada bir muhalefet krizi var. Aslında dünyada da sola ihtiyaç var. Türkiye'de de sola ihtiyaç var. Yani insanlık için sol lazım bugün. Dünyada da, Türkiye'de de. Yani çünkü bu 89'dan bu yana özellikle Sovyet rejiminin yanlış bir sosyalizm pratiğinin yenilmesinden bu yana tabii onu önceleyen 12 Eylül baskısı var. Bunları mazeret olarak söylemiyorum ama Gürkan arkadaş da ve seyircilerimiz de hatırlasın diye söylüyorum. Ecevit solunun dışında sosyalist devrimci bir sol çok etkindi. Ve 12 Eylül ona karşı yapıldı zaten. Yani esasen Evren dedi ki biz iktidara gelmeseydik, darbe yapmasaydık Türkiye'yi Fatsa'dakiler yönetecekti. Türkiye'nin her tarafı Fatsa olacaktı. Yani katılıyorsunuz yani siz buna. Ha? Katılıyorsunuz yani siz buna. Tabii. Öyle olacaktı diyorsunuz. Tabii yani. Fatsa, yani Fatsa gibi bir demokrasi olacaktı. Yani halkın yönettiği bir demokrasi olacaktı. Doğal olarak bunu kırdılar, engellediler. Bir ABD destekli bir darbeyle CIA, MIT, Kontu Gerilla işte bir darbe yaptılar ve solun bu toplumsal dalgasını kırdılar, başardılar. Buna bir de ideolojik yenilgi eşlik etti dünya çapında. Şimdi biz bu ideolojik yenilgiden çıkabilmiş değiliz. Şu noktaya kadar çıkabilmiş değiliz. Niye? Şimdi bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu 2008'den itibaren bu neoliberalizm diye ifadesini bulan kapitalist sistem krize girdi. Ve bu kriz kendi tepkisini daha milliyetçi ve gerici ırkçı hareketler, popülizm denilen, aslında neofaşist bir süreç gelişiyor dünyada. Eğer ciddi anlamda solu dünya çapında inşa edemezsek, insanlık açısından ve gezegen açısından büyük bir yıkıma doğru gidiyor. Sol ve sosyalizmi yeniden inşa edemezsek. Türkiye açısından da öyle. Türkiye açısından da öyle. Az önce iki arkadaşım da ifade etti. Yani sağın alternatifinin sağ içerisinde arandığı bir noktadayız. Bundan çıkmamız lazım. Memlekete sol lazım. Gerçek bir sol lazım. Avrupa sosyal demokrasisi tarzında da bir sol değil. O da çünkü sistem içi bir sol.
O da piyasacı bir sol. Aslında o da sağ bir sol, yani adı sosyal demokrasi ama piyasacı, yani mevcut sistemin mantalitesi içerisinde hareket eden bir sol. Şimdi gerçek manada solu inşa edebilmemiz gerekiyor solun. Benim Beyoğlu seçiminde gördüğüm tablo şu, bana gösterdi en azından arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmede. Hep sol söylemleri kullandık. Sosyalizmi ifade ettik, halkın yönetimi söyledik. Ve bu dilin, bu tarzın sandıkta belki aritmetik olarak kazanamadık. Onun çok değişik nedenleri var. Az önce ifade etti Gürkan, katılıyorum. Yani sol zihniyetle halkımızın bir uzlaşmazlığı falan yok. Bu bir yargı. Kaldı bu bir... ki sen AK Parti'nin çok güçlü olduğu mahallelerde güçlü gezdin. Güçlü olduğu mahallelerde gezdik ve bizim sol söylemimizin insanlar tarafından çok iyi dinlenildiğini, olumlu bulunduğunu gözlemledim. Tablo şu, sol açısından tablo şu. Aslında sağın dili, tarzı, kültürü, ahlakı, ekonomisi, dış politikası bütünüyle bitmiş, çökmüş. Yani insanlar gına gelmiş bu siyasetten. İnsanlar aslında sol bir dil, sol bir tarz, sol bir ahlak, sol bir kültür, bunu ifade eden gerçek manada bir sol öznenin, sol bir seçeneğin yaratılmasını istiyor. Türkiye'nin en temel bugün meselesi bu. Şimdi biz bunu inşa etmemiz gerekiyor. Aslında ÖDP'nin sol partiye evrilmesinde denen bunu tek başımıza... Bu sadece bir marka değişikliği değil yani. Değil. Bu sadece ÖDP'nin... Logo değişikliği değil yani. Değil. Sadece ÖDP'nin de elbette tek başına. Ama ÖDP bu konuda bir hamle yaptı. Bu hamlesi şu. Artık dünya ve Türkiye belirli bir noktaya geldi. Sağın alternatifinin sağ olduğu bir düzlemden Türkiye'yi çıkarmak lazım. Türkiye'de gerçek. Ekonomi politikasıyla sol. Dış politikasıyla sol. Doğaya bakış açısıyla sol, kadın erkek ilişkileri anti cinsiyetçi olmasıyla sol, Kürt meselesinde özgürlükçü yaklaşımıyla, Alevi meselesinde özgürlükçü yaklaşımıyla sol. Bütün bu konularda kelimenin gerçek anlamında sol değerler neyse, ki bu değerler eşitlik, özgürlük değerleridir. En kaba haliyle söyleyeyim, eşitlik, özgürlük değerleridir. Türkiye toplumu diye bir toplum kalmadı, Türkiye toplumu diye bir olgu yok. Türkiye bölündü, parçalandı, ayrıştı. En aşağıdan en tepeye kadar şimdi toplumu yeniden kurmak lazım. Türkiye'yi birleştirmek lazım. Kim yapacak bunu? Sağcı siyasetler yapamadı. Pardon, bir parantez açabilir miyim? Burada hep Türkiye, Türkiye diyoruz ama mesela bu seçimlerde ben bunu hani Gezi'yi özellikle vurguladım demin. Gençlerle ilgili yani evet. Muazzam bir aslında büyük bir resme baktığında temel kaygısı başörtülü de olsa, Kürt de olsa, Alevi de olsa gençlerden oluşan bir ana gövde var. Ve bu gövdenin tek beklentisi var, daha fazla özgürlük. Ve AK Parti aslında bu anlamıyla muazzam bir aslında vakumla yarattı toplumda. Şimdi sadece Türkiye'de değil. Mesela Corbyn yenildi deniliyor ya. Aslında Corbyn'e oy veren kitlelere bakıyorsun. Aslında gençlerin oyunu almış evet. Corbyn. Yani sonuç itibariyle hem Türkiye'de hem dünyada mesela ABD'de gençler arasında sosyalizme ilgi artıyor. Mesela sosyalizme dair arayış artıyor. Yani aslında yeni dönemin taşıyıcıları, zaten yeni sol bir öznenin taşıyıcıları, gençler. Yeni sol bir gençler olacak. Ve kadınlar, özellikle kadınlar olacak. Bunun işaret, genç işçiler, işsizler, kadınlar, sömürülenler. Aslında bu yavaş yavaş gelişiyor. Şimdi bizim yapmamız gereken bunun önünü açan ve bu noktadaki birikimlerimizi bir araya getirip gerçek sol talepler etrafında bir solun Türkiye'de inşasını yaratmamız gerekiyor. Aslında halk buna hazır vaziyette. Çünkü milliyetçilik sağın ideolojisi bölüyor Türkiye'yi. Dincilik sağın ideolojisi bölüyor Türkiye'yi. Piyasacılık zaten birey her şeydir. Bireycilik o manada. Bireyi reddetme anlamında. Bireycilik Türkiye'yi çürütüyor, bitiriyor. Toplumu ortadan kaldırıyor. Yani bugün dünya çapındaki krizin en önemli faktörü ne? Ekonomik krizin özelleştirme. Şimdi özelleştirmeciliği savunan bir sol olabilir mi? Kamuculuğu. Özel çıkarı değil, toplumsal çıkarı esas alan bir ekonomi paradigmasını, üretime dayalı, borçlanmaya değil, yeni bir bakış açısıyla halkçı, demokratik planlamaya dayalı bir ekonomi anlayışını yeni baştan ortaya koyabilecek sol bir çizgiyi Türkiye'de biz inşa edemezsek doğal olarak sağın alternatifi yine sal olacak. O yüzden ÖDP'deki isim değişikliğini sadece bu manada bir başlangıç olarak görmek lazım. Bu işin başlangıcı. Esasen yapmamız gereken, önümüzdeki süreçte bunları yapmaya çalışacağız. Türkiye'nin gerçek bir sol talepler etrafında yürüyen bir sol yürüyüşünün, iktidar seçeneğinin en azından kendi bulunduğumuz yerden bir ateşleyicisi olmak, bunu solun bütün kesimlerine taşıyabilmek, onlarla beraber, hep beraber
artık bu sağa mahkum olan Türkiye'yi solla yeni bir yola, yeni bir sürece doğru itmek gerçekten Türkiye'nin geleceği solun geleceğiyle çok özdeşleşmiş vaziyette. Türkiye'nin geleceği sola bağlı, bu konuda çok tarihsel bir sorumlulukla yüz yüze olduğumuzun farkındayız. Arkadaşsınız. Bir şey söyleyeyim. Reklama mı geçeceksin? Hayır, İlhan Bey'e gidecektim. Gitmeden bir şey söyleyeyim. Tabii tabii, buyur. Türkiye'de siyaset, bir laboratuvar, Türkiye toprağındayız, bu evet. ülkedeyiz ve siyaset kitleler evet. oylarını verirken biraz değerler üzerinden veriyor. Yani ekonomik paylaşım, keşke buralara gelsek ama değerler üzerinden. İşte başörtüsü şu bu falan. Özgürlükçü sol derken ben asıl onu kastediyorum. Şu anda AK Parti'nin hala iktidarını, hani meşruiyet zeminini sağlayan şeylerden birisi, ben dış politika diyorum, katılan katılmayan olur ama bir tanesi de bu AK Parti'nin 17 yıl içinde iktidar yıllarında elde edilen kazanımların başörtüsü meselesinde, işte kamuda başörtülü insanların çalışabiliyor olmaları, imam hatip katsayılar, şunlar bunlar, üniversite yasakları gibi. Bu hükümet, bu parti iktidardan giderse yeni gelenler bu hakları garanti ediyor mu, etmiyor mu konusunda ciddi, derin bir güven bunalımı var. Ve Türkiye'nin solu, özgürlükçü solu, yok ben görmüyorum öyle bir şey de, bu ya büyük şimdi, kitlelere, bu milyonlara ne diyor? Biz hiç bunu anlamıyoruz, dinlemiyoruz, duymuyoruz Alper Bey. Şimdi niye sorun yani, arkadaş, ne diyorsunuz? Yani duymamanızı ben anlamıyorum da şundan dolayı bizim... ya da duyulamıyorsunuz herhalde. Ya hayır şimdi yani yeterince belki sesimiz duyulmamış olabilir ama Türkiye solu, özellikle ÖDP açısından söylüyorum, bu manada, özgürlükçülük manasında her konuda Türkiye toplumunun her kesiminin inancını özgürce yaşayabileceği bir toplum vaadi zaten var. Solun hiçbir zaman inançlarla, inançlı kesimlerle herhangi bir problemi olmadı. Bu aslında sağın yarattığı bir algıdır. Bizim dindar yurttaşlarla yaşadığımız herhangi bir çelişki yok. Tamamen bu sağ siyasetler solu, yani işte bunlar geldi mi sizin inanç özgürlüğünüzü elinizden alacak, camileri kapatacak, sizi dinsizleştirecekler filan ve benzeri noktalar üzerinde yürüyen bir algı. Mesela solun iktidar olduğu bir dönem içerisinde, Türkiye'de sol bir iktidar oldu da dindar yurttaşlarımızın dini inançları üzerine herhangi bir özgürlük alanını kapattık mı? Ama tam tersine mesela bunu istismar eden siyasal İslamcılar bütünüyle toplumsal alanı başörtüsü meselesinden hareketle bizim o konuda bir sorunumuz olmadı. Yani şöyle bir sorunumuz olmadı. ÖDP olarak söylüyorsunuz. Tabii de. Sizin ÖDP olarak olmamış olur mu? Sol adına konuşan büyük partilerin oldu. Ama biz meseleyi kadınların başörtüsü evet. meselesinin dışına çıkardık. Biz şöyle bir toplum savunmadık, onu da söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Yani kadınların başını örttüğü ve kapandığı bir Türkiye iyi bir Türkiye'dir demedik. Ama kadınların tabii. inanç olarak başını örtmesinden kaynaklı olarak da bir politik karşı duruş içerisinde olmadı. Bu kadınların kendi alanına ilişkin bir meseledir dedik ve bu konuda üniversitede bu manada üniversitenin ve değişik yerlerde kadınların kendi giyim ve tarzlarına ilişkin bir özgürlüğünü savunduk. Kamuda bu şekilde görev yapabileceklerini savundunuz mu? Savundunuz tabii yani, hayır kamuda evet. kamuda bunu savunmadık, doğru. Çünkü laikliğin kamuda bunu gerektirmediğini söyledik. Gerektirmediği böyle bir laiklik anlayışı ilkesi etrafında olduk. Ama bu meseleyi aşmak lazım. Şimdi mesele o değil ama Gürkan arkadaşım. Şimdi mesele şu. Başörtüsü özgürlüğü üstünden özgürlükçülük yapmış bir siyasal İslamcı rejim bütün toplumsal hayatı, bütün devletin bütün dinamiklerini dinsel temele oturtuyor. Kendi mezhebine mezhep anlayışına göre örgütlüyor ve bir ideolojiyi yukarıdan aşağıya topluma şiringe ediyor ve bütün toplumsal yaşam alanlarımız, özgürlük alanlarımızı ortadan kaldırıyor. Her gün bunun örneklerini yaşıyoruz. Yani Türkiye artık boğuluyor. Yani burada en çok mesela bu dincilikten en çok ben dindar insanların rahatsız olduğunu gördüm Beyoğlu'nda. Yani dindar insanlar geldi, bizi sol ve sosyalist olarak görüyorlar. Bizi şu dincilerden kurtarın ya, siz kurtarırsınız dedi. Yani böyle bir noktaya Türkiye'yi bu siyasal İslamcılar getirdi. Bizim derdimiz şu. Şunu kısaca söyleyeyim, bitireyim. Tamam, biz geçeceğim. Hiçbir zaman inançlarla karşı mücadele etmedik. İnançlarla sorun halinde yaşamadık. Biz siyasal İslamcılığa karşı çıktık. İkisi birbirinden farklı şeyler. İslam'la mücadele etmedik. Siyasal İslam'la mücadele ettik. Etmek zorundayız. Edeceğiz. Edeceğiz. Bu manada siyasal İslamcıların
özgürlük anlayışının karşısında durmamız lazım. Çünkü bunlar topluma özgürlük sunmuyor. Ama dindar yurttaşlarımızın ibadetlerini ve ona uygun hayat tarzlarının olduğu gibi korumaları solun laiklik anlayışının temel vazgeçilmez noktalarıdır. Bu konuda aslında biz dini siyasetin ve sömürünün aracı olmaktan kurtararak aslında dini de özgürleştirmiş olacağız. Yani ben bu kavramı kullandığımda bazen tepki alıyorum ama özel olarak söyleyerek altını çiziyorum. Dini bugün özgürleştirmek açısından gerçek bir laikliğe ihtiyaç var. Solun iktidarına ihtiyaç var. Peki Alper. Hemen ben İlhan Bey'e dönmek istiyorum. Tartışmanın seyri belli. O yüzden lafı uzatmadan hemen size sözü vereyim. Evet, ya aslında en büyük sorunumuz Türkiye'de solu da aslında sağın kalıplaşmış değer yargıları ve analizleriyle ele alıyor olmamız. Örneğin Türkiye'deki dinsel özgürlüklerle ilgili, inançsal özgürlüklerle ilgili tek sorun başörtüsü sorunu değil. Devasa başka bir kategori de var orada. Ya başka bir sorun da var. İşte Alevilerin sorunları var, zorunlu din dersi var değil mi? Yani biz sadece sağın ezberleriyle düşündükçe artık solu tahlil ederken de oradan görüyor ve oradan değerlendirmeye başlıyoruz. Ya da bizatihi sağın bakış açısı içerisinden değerlendirecek olursak merdiven altı Kur'an kurslarında çağ dışı, ilkel, arkaik bir eğitim anlayışı içerisinde cinsel istismara varan yoksul inançlı çocukların istismar edilmesini hiç görmezden gelmiyoruz. Ama hiçbir zaman iktidar olmamış bir sol düşünceye bunların sorumluluğunu atfediyoruz. Bu bakış açısının ikinci ve daha önemli ve hayati bir sorunu daha var. O da siyaseti imkansız hale getiriyor. Şöyle ki, yani üniversite öğrencilerinin açlık sınırındaki yoksunlukları sorun edilmiyor ama bu solcular niye özgürlükçü davranmıyor? İşsizlikten intihar eden insanlar insanların siyasi tercihlerinde belirleyici olmuyor ama kullanılan dilin daha muhafazakar olması sanki belirleyiciymiş gibi böyle bir kabulle hareket ediliyor. Ya da OECD ülkeleri içerisinde belki de dünyada genç işsizliğin bu kadar fazla olduğu, bu kadar yoğun olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ama bu seçmen tercihinde belirleyici değil. Fakat ne seçmen tercihinde belirleyici burada? İşte tam da bunların sorumlusu olan iktidardan kopan, tam da bunların bu bahsettiğimiz yıkımın müsebbiplerinin kuracağı yeni partiden acaba bunlar ne kadar koparır? Onlar gelirse ancak bu yapıyla baş ederiz gibi tam da ben de bu kavramı kullanmak istiyorum. Sistem içi bir takım çözümler ve yorumlar üzerinden hareket ediyoruz. Bir kere bunların tamamını masanın üzerinden silip çöpe atmak lazım. Eğer bunu yapmazsak biz sağın ya da bugünkü, hadi sağ da demeyelim, bugünkü yıkımın sorumlusu olan, geçmişimizi karartmış olanların başka bir gömlekle, başka bir fraksiyonlarının bize çözüm sunması gibi bir zaman kaybıyla karşı karşıya kalırız. Dolayısıyla bir kere bu yapının çok radikal bir eleştiriye tabi tutulması lazım. Bugün ister ekonomiye bakalım, ister eğitime bakalım, ister sağlığa, ister dış politikaya bakalım. Bu sorumlular belli. Biz şimdi oradan kopacak bir şeye bakıyoruz. Ya da kullandığımız dilin yumuşak olup olmadığına bakıyoruz. Bunların bir kere sağ ezber tam da mevcut sistemdeki sıkıntıların sorumlularının bize dayattığı, yavaş yavaş artık bunların dışına çıkmayacak bir zihinsel prangaya dönüştüğünü görüyor olmamız lazım. Bir kere bunu, zihnimizi bir özgürleştirmemiz lazım bizim her şeyden önce. Bunun temelinde de güncel iki risk görüyorum. Birincisi Türkiye toplumunu durağan, işte siyasi tercihini değiştirmeyecek, işte kabaca %70, %30, işte sağ muhafazakar, işte sol laik bir durağan ve siyasi tercihini değiştirmeyecek seçmen gruplarından oluşan bir yapıymış gibi ele alan yaklaşım var. İkincisi de bunu biraz daha sorunlu görüyorum son zamanlarda. Belki biraz mensubu bulunduğum partime de biraz burada belki de eleştiri getirme gibi bir durumum var. Belki de son yerel seçimlerde AKP ve MHP'nin geriletilmiş olmasının
Tam da bu siyasetsizlik diyebileceğimiz sadece söyleme indirgenmiş. Oysa bahsettiğimiz sorunları, ekonomik krizi sanki seçmen tercihinde belirleyici değilmiş gibi ele alan yaklaşım. Bu iki sorunu Türkiye için büyük bir risk olarak görüyorum. Oysa bakın Türkiye'de neredeyse seçme seçilme hakkı toplumun önemli bir kesiminin, işte Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde seçme seçilme hakkının ellerinden alınması gibi bir durumla karşı karşıya Türkiye. Tekrar vurgulamak istiyorum. Genç işsizliği olağanüstü derecede artmış durumda. Yani dünyanın hiçbir yerinde yoksulluk eksenli intiharlar herhalde bu kadar fazla olmamıştır. Şimdi biz bunları siyasallaştırıp bunların üzerine bir şeyler söylerken bizim önümüze biraz önce yanlış anlamasın lütfen Sayın Zengin. Ya burası Türkiye, işte Türkiye bir Avrupa tarzı bir sosyal demokrat parti hiç olmadı ya da işte sol bunları hiç söylemedi demek. Aslında zaten solun öteden beri işte düşmanlaştırılmış, şeytanlaştırılmış, sesinin kısıldığı, sesinin geniş kitlelere ulaştırılmasının önündeki engellerin tüm devlet aygıtıyla oluşturulduğu bir ortamın yeniden üretilmesi anlamına geliyor. Bunlar çok söylendi. 12 Eylül'e de direnen solculardı. Türkiye'nin antidemokratik tüm kavşaklarında sokakta solcular vardı. Onlar işkence gördüler, onlar tutuklandılar. Hala da öyle oluyor. Dolayısıyla sanki Türkiye'de sol mücadele hiç olmamış gibi bugün sırtımızı dayadığımız ne varsa belki de 100 yıllık aydınlanma, laiklik, özgürlük, eşitlik mücadelesinin biriktirdiği şeylerdir. Onlar sayesinde şu anda azıcık nefes alabiliyorsak alabiliyoruz. Burada gerçi Sayın Taş biraz değindi ama Avrupa tipi sosyal demokrasinin de artık çöktüğünü, tam tersi dünyadaki başta Orta Doğu olmak üzere birçok eşitsiz gelişmenin, işte sömürünün, kıyımların sorumlusunun önemli ölçüde olduğunu, kendi korunaklı refah devleti sınırları içerisinde yaşarken dünyanın önemli bir kısmını aslında ateşe attıklarını, adı konulmamış bir 3. Dünya Savaşı'nı yıllardan beri dünyaya yaşattıklarını da görüyor olmamız lazım. Bunları kendileri de eleştiriyorlar. Artık bizim sosyal demokrasiyi de daha soldan aşacak bir perspektife ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Aslında bu da Türkiye toplumunun önemsediği değerler. Tam da bu bahsettiğimiz yıkımlar, karanlıklar buralardan aşılmış. Ne zaman buralardan aşılmışsa Türkiye biraz nefes almış. Bugünleri de bence böyle kurmamız lazım. Ama tekrar vurgulamak istiyorum. Bugün yaşadığımız tüm yıkımların sorumlusu olanlardan medet ummamak lazım. Bunu büyük bir aymazlık olarak görüyorum. Peki İlhan Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben son sözü ben teşekkür ediyorum. Hakkı'ya vereyim, Hakkı Özdal'a. Bu perspektifle mesela aslında tam da yeri gelmişken mesela İstanbul seçimleri bu anlamıyla çok kritikti. Çünkü karşımıza sol diyeceğimiz bir partiden, CHP'den bir aday. Fakat Eyüp Sultan Camii'nde işte Kur'an okuyan veya o sağ değerlere dikkat eden, ihtimam gösteren bir perspektifle bu özellikle bu vurguyu yaparak geldi ve bugüne kadar da aslında o sağı da kapsayan bir perspektifle Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasa bile o yönde yönelim olduğu açık aşikar bir profil de var karşımızda. Yani sol tartışmasını yapıyoruz burada ama bir yandan da hakikaten bu eksende biz nasıl okumamız gerekiyor? Yani sol nasıl bir sol ve aslında İlhan Bey'in de söylediği gibi hani iğneyi batırırken hani çuvaldız ve iğne sorunsalı biraz öyle görelim istiyorsan. Şimdi İmamoğlu'nun ya da yerel seçimlerde başka noktalarda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da muhalefet blokunun elde ettiği başarı da bu hani değerlere saygı gösterme ya da karşı tarafın argüman havuzundan yararlanarak konuşma ne kadar etkili oldu bilmiyorum ama bir başka şey daha önemli ve etkili oldu bence. Daha önce Adalet Kalkınma Partisi'nin çok kolay oy aldığı bazı emekçi mahallelerinde, semtlerinde yaşanan ekonomik sıkıntıların sonucu olarak tepkiler gelişmişti. Şimdi şöyle enteresan bir durum var. 2018 seçimine gidelim. Erdoğan'ın 52 oyla kazandığı ama Adalet Kalkınma Partisi'nin oylarının 41'e kadar düştüğü 2018 seçimine. Şimdi o seçime ilişkin İstanbul oyları üzerinden bir inceleme yapmıştık biz birkaç arkadaşlar. İstanbul'da oyları nerede çok daha dramatik düşüşler gösteriyor diye. Mesela Tuzla, Kartal, Kocaeli, Gebze, İstanbul'un Bağcılar, Gazi Osman Paşa, Bayrampaşa,
gibi işçi yoğun nüfusu olan işsizlerin bulunduğu semtler. Benzer bir tablo yerel seçimlerde de ortaya çıktı. Şimdi buradan yola çıkarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben sol dediğimiz şey sosyal demokratlardan komünistlere dek hani sol bir yelpaze tahayyül edeceksek onun içindeki tüm unsurlar esasen bir temel analize, Marx'ın emek sermaye çelişkisi ve çatışması analizine dayanan bir siyaset zemininde hareket ediyorlar. Dolayısıyla bir soldan söz edileceği koşullarda bu ne tek başına değerler, ne tek başına söylem ya da vaatler ile değil, aslında toplumu geçim ve yaşam araçları için çalışmak zorunda olan, emeğini satmak zorunda olan insanlarla bu emeği satın alarak, bu emeği kiralayarak kar edenler arasında, yani emekle sermaye arasındaki bir çelişki olarak algılayan bir sola temel olarak ve bütün politikalarını buradan üreten bir sola ihtiyaç var diye düşünüyorum. Şimdi ne var? 130 bin metal işçisini ilgilendiren bir toplu sözleşme süreci var. Çıkmaza girdi bu süreç. Greve gidecek gibi görünüyor. 3 sendika, Birleşik Metal İş, Disk'e bağlı, Türk Metal, Türk İş'e bağlı ve Özçelik İş, Hak İş'e bağlı. Normal koşullarda bir araya gelmesi çok zor olan bu 3 konfederasyonun alt sendikaları grev noktasına gelmiş durumda. 130 bin metal işçisi aileleriyle birlikte yaklaşık 1 milyon insan yapıyor. Bu başlı başına önemli. İkincisi sanayi işçisi. Bu az önce sözünü ettiğimiz emekçiler açısından başlıca büyük bir öneme sahip. Çünkü sanayideki bir grev, eğer bu işçiler greve giderse duracak fabrikaların bazıları şöyle. Arçelik, Ford, Tofaş, Mercedes, Siemens, Bosch bu fabrikalarda duracak. Bütün bir yan sanayiyle birlikte aslında Türkiye'nin büyük bir sanayisini akamete uğratacak bir dip hareketinin ortaya çıkması mümkün bir ihtimal bu. Solun asıl gözünü dikmesi gereken yer bence burası. Emekçilerin durumu. Muazzam dikkatli, yani dikkat çeken bir şeye parmak bastım bence. Ve bu şu anda ben bilmiyordum mesela çok tabii her grev aşamasında yani mesela Birleşik Metal İş şu anda işçilere grev eğitimi vermeye başladı. Türk Metal ve Özçelik işte hatta işte Hak İş hükümette müzavir bir sendika olarak bilinen Hak İş de şeyi kabul etmiyor. MES'in metal eşya sanayisi sanayicilerinin teklifini kabul etmiyor. Bir başkası mesela Türkiye'de emeklilikte yaşa takılanlar diye bir sorun var. Çok büyük bir emek sorunudur emeklilikte yaşa takılanlar. 90'lı yıllarda mezarda emeklilik diye yine sadece solun, büyük oranda solun ve solcu sendikacıların, sol sendikaların protesto ettiği süreçlerde emeklilik yaşı Türkiye gibi yaş ortalaması çok yüksek olmayan bir ülkede 65'lere getirildi. Pek çok insan bunun mağduru ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Hani bununla bütünleşecek, bunu bütün büyük bir emek projesinin içinde değerlendirecek bir sol politikaya ihtiyaç var. İşsizler var, emekliler var. Bütün ömrünü devlete, özel sektöre çalışarak geçirmiş. Şimdi bir avuç maaşla hayatın zorluklarının kıyısına terk edilmiş emekliler var. Bütün bunları bir emek politikasıyla birleştirecek bir süreç. Bence değerler sorununda da bir şeyle karşılaşmayacaktır. Flormar diye bir fabrikada bir işçi direnişi oldu. Kadın işçi, tamamı kadın işçilerden oluşan bir işçi direnişi oldu. Sendikalı olduğu için işten atılmıştı bu kadın işçiler. Aralarında başı örtülü olan, açık olan yüzlerce kadın fabrikanın önünde direniş çadırları kurdular. Aylarca haklarını aradılar. Hiç kimsenin aklına karşıdakinin başının örtülü ya da açık olup olmadığı gelmedi. Orada gerçek anlamda bir sol siyaset aslında, sol bir yönelim orada ortaya çıktı. Bence hani burada küçük izleri görünen, küçük küçük direnişleri önemseyerek, küçük emeğin herhangi bir pozisyonda ortaya çıktığı, hakkını aramak için ortaya çıktığı her pozisyonu önemseyen ve bunları birbirine düğümleyen bir toplam örgütlenmeye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Peki. Ama orada Hakkı sen de tabii kabul edersin. Bütün o sınıf mücadelesinin içerisinde aslında sol demek bambaşka değerler yaratmak demektir zaten. Yani evet. Yani bir siyasal yani bilinçtir o. Siyasal kültürdür, ahlaktır. Yani kapitalizmin yarattığı değerlerin karşısında o sınıf mücadelesinin içerisinde başka değerleri de inşa edebilmektir. Yoksa diğer manada o değerleri inşa edemedin mi bir tür ekonomist kalıyorsun ve oradan bir sınıf kendisini başka bir zeminde başka bir değerlerle inşa edemedi mi zaten sistem olduğu gibi devam ediyor. Evet. Yani dediğine katılıyorum ama onu başka bir siyasal değerlerle bütünleştirme işini birlikte yürütme meselesidir esasen. Ben şimdi çok tanıdık bir kalıpla bitireyim. Biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Vallahi son aylarda yaptığım en keyifli program oldu.
tek tek Alper Taş'a, Hakkı Özdal'a, Gürkan Zengin'e ve İlhan Ciğener'e teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki daha uzun bir sohbeti sürdürelim ama hakikaten biz ayrılan sürenin sonuna ulaştık. Görünüyor ki biz bu tartışmayı daha çok yapacağız. Bu pilav daha çok su kaldırır. Önümüzdeki haftalarda da bu keyifte, bu özgürlükte, bu serbestlikte tartışmaya devam edeceğiz bu masa etrafında. Herkese iyi akşamlar efendim.